Herkese iyi akşamlar. İsmim Anıl Tamer Yılmaz. Yaklaşık belki hani az önce izleyenler olmuştu ama kaçıranlar için tekrardan söyleyeyim. 2 yıldır Anafot Fotoğraf Derneği'nin başkanlığını yapıyorum. Mart ayından itibaren hani biz bu anlamda biraz hızlı davrandık ve geleceği gördük. Zoom üzerinden etkinlikler yapmaya başladık. İşte bir ay önce yaklaşık hocamıza da teklif götürdüğümüzde sağ olsun kendisi de kırmadı. Davetimizi bize icap etti davetimizi. Şimdi sözü ona vereceğim ama bir hatırlatma yapmak istiyorum. Etkinliklerimiz Anafot arşivinde kullanılmak adına kayıt altına alınıyor. Etkinliğin kayıt altına alınmasında ya da gözükmesinde bir sakıncası olan kişi varsa kamerasını ve mikrofonu kapatabilir. Bu şekilde yayını izleyebilir ya da yayını terk edebilir diyerek sözü hocama vereyim. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beni konuk ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Daha önce sizinle konuştuğumuz gibi işte bugün benim son çalışmalarımdan bir tanesi Atlar Kentler üzerine sohbet edeceğiz. Önce böyle bu özellikle Ege Akdeniz uygarlıkları benim çok ilgi alanıma giriyor ve bu konuda yani atlar kentler konusu da tamamen Ege ve Akdeniz uygarlıklarının o uygarlıkların kentlerinin ve o kentlerin o kentten çıkan bir at figürü ya da rölyefi ya da işte terakotası üzerinden yani bir atın bakışıyla o kentlerin anlatıldığı hem fotoğraf çalışması hem de bir öykü çalışmasıdır. Yani her kentin bir hikayesini o kentten çıkan bir at üzerinden anlatmaya çalışmıştım. Şimdi girişte bu bütününün üzerinde konuşacağız zaten ama daha sonra ben bu sergiden sonra özellikle geçen sene işte bu geçen sene değil daha doğrusu pandemiyle birlikte her kentin hikayesini de tek tek anlatmak noktasına gittim. Çünkü benim yaptığım sergi Atlar Kentler ve Atlar ve Kentler sergisi işte Milli Reassurance Sanat Galerisi'nde yanlış hatırlamıyorsam 2018'de açılmıştı. 4-5 aylık açık kalan bir sergiydi. Ve bütün bu kentlerin, yani ben 50 kent üzerinden gitmiştim. O sergide aşağı yukarı yarısı yer alıyordu. Daha sonra da işte bu pandemiyle birlikte aslında her kenti de tek tek anlatırım diye düşündüm. Ve işte onlardan böyle kısa 5-6 dakikalık videolar hazırladım. Şimdi önce hani bir böyle ısınma olsun diye Afrodisyas üzerine yapılanı gösterip ondan sonra da üzerinde sohbet ederiz diye düşünüyorum. Şöyle açayım. Hocamız videoyu açarken ben katılımcı herkesten şey rica edeceğim. Kameralarınızı kapatırsanız hem hani bağlantıyı yavaşlatmamış oluruz, sağlıklı bir şekilde izlemiş olursunuz. Çünkü bazen izleyicilerden şikayet alıyoruz. Hani görüntüler yavaş akıyor vesaire diye. O tamamen sizin bağlantınızın hızıyla alakalı. Herkes kamerasını kapatırsa daha sağlıklı bir izleme şansınız olacaktır. Hocam kusura bakmayın bir araya Yok, girdim. rica ederim. Tamam. Başlatıyorum ben. Lütfen hocam. Adını aşk tanrıçası Afrodit'ten alan Afrodisyas, Roma İmparatorluğu'nun güç kazandığı İsa'dan önce 2. yüzyıldan itibaren Küçük Asya'nın önemli kentlerinden biri olmuştu. Eteklerine kurulduğu Salpakos Dağı'ndaki zengin mermer ocakları, Afrodisyas'ın heykel sanatı ile anılmasının en önemli nedeni. Afrodisyas'ta yer alan tüm yapılar, burada yapılan bazen tanrıların gazabını dile getiren Grisya, bazen de bir bahar şenliğinin karşılığı olabilecek bembeyaz bulutların sardığı Afrodisyas, üzerinde ışığın dansının seyredildiği bir sahneye dönüşür. Gökyüzü sahnenin anlamını sürekli değiştirirken
kentin etrafını saran büyük tarlaların üzerinde esen rüzgarlar sokaklara tarlaların kokusunu yayıyordu. Sokaklarında rüzgarların dolaştığı, gökyüzünü saran bulutların imgelere dönüştüğü kent, yaratığı için bütün koşullara sahipti. Heykel sanatının bu kadar gelişmişliğinin altında, kuşkusuz ki coğrafyanın ve ışığın, nesnelerin görünümünü sürekli değiştiren özelliğini bu kente cömertçe sunmasında yatıyor. Heykel ustaları, Salpakos Dağı'nda yer alan mermer ocaklarından istedikleri taşı seçip, onların içinde saklı olanı ışıkla buluşturmak için birbirleriyle yarışırdı. Ömrü bu kentte heykeltıraş olarak geçenlerden biri, benim yapacağım heykel bu taşların içinde saklı değil diyerek yeni bir taş arayışına girmişti. Aradan o kadar zaman geçmişti ki neredeyse yontu ustası unutulmuştu. Basamaklarında neredeyse tüm kent ahalisinin oturduğu hipodromda kaç yarış yapılmıştı bu arada? Amfiteyatroda kaç oyun sahneye konmuştu, bilinmiyordu bile. Nihayet bir gün Afrodisyas'ın giriş yolu üzerinde öküzlerin çektiği bir arabanın üzerinde unutulan heykeltıraş ve büyük bir taş kütlesi görülmüştü. Bu nasıl bir taştı? Gri mavi renkli, içinde beyaz damarları olan bu taş birçok heykeltıraşa göre yontmaya uygun değildi. Bu kadar zamanda bu taşı mı bulmuştu? Palangalara takılı halatlar, kaydıraklar yardımıyla büyük taş kütlesi, kapısının üstünde taşa ait olan taşın içindekini açığa çıkar yazısının olduğu atölyenin içine sokulduktan sonra usta kapıları kapattı. Zaman ve atölyenin kapısı sanki mühürlenmişti. Atölyeden içeri sadece güneş ışınları girebiliyordu. Günler günleri kovalamış, örümcekler yeni ağlar için çok çalışmıştı. Zaman eskimişti ve bir gün atölyenin kapısı açıldı. Sanki mühürlendiği zamandan bu yana biriken ışık açılan kapıdan dışarı akıyordu. O burun kıvrılan taş sonsuza doğru akan bir at olmuştu. O mavi taş içindeki atı dışarı savurmuştu. Atın üzerinde hızın etkisiyle attan düşecek gibi bir his veren ve beyaz mermerden yapılmış bir insan figürü yerleştirilmişti. Taşın içindeki beyaz damarlar, atın uçarcasına olan formunun etkisini birkaç kat daha arttırmıştı. Sanki binlerce yıl önce taşa dönüşmüş at, binlerce yıl sonra Afrodisyaslı bir heykeltıraş tarafından özgür kılınmıştı. Heykel tahtadan yapılmış bir aracın üzerine yerleştirildi. Heykel okulunun öğrencileri arabaya bağlı halatlara asıldılar. Bu heykel okulunun bir geleneğiydi. Heykel artık atölyenin dışındaydı. Bütün ahali yolun iki tarafına dizilmişti. Uzaktan bakıldığında insan topluluğunun arasında akan bir at ve binicisi görünüyordu. Öğrenciler heykeli Tetrapilyon'un içinden geçerek Afrodisyas koruyucu tanrıçası Afrodit adına yapılan tapınağın önüne getirdiler. Heykel ve heykeltıraş tanrıça tarafından kutsanacaktı. Tapınağın basamaklarında zamanın ünlü heykeltıraşları oturuyordu. İçlerinden biri ayağa kalkarak ışık ışığa kavuştu dedi. Tanrıçadan önce meslektaşları tarafından kutsanmak anlamına geliyordu bu söz. Tüm bunlara tanıklık eden mavi at, Afrodisyas kentinin en önemli tanığı olarak tanıklığına devam ediyor. Evet. Ellerinize sağlık hocam. Teşekkürler. Sağ olun. Çok güzel bir sunum olmuş. Ben zaten arkeolog olduğum için ayrıca beğendim. Ellerinize, emeğinize sağlık. Teşekkürler. Yani işte şey, her kent aslında bir hikaye
iyi bize sunuyor diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla da böyle bir noktadan bakmaya çalıştım ve işte hani sonuç böyle bir noktaya geldik. Elinize, emeğinize sağlık. Belki katılımcılarımız bir şey söylemek ister. Katılımcılar orada mesajlar yazmaya başladı. Nimet Hanım elinize sağlık demiş. Burcu Yılmaz elinize sağlık, çok güzel bir bakış açısıyla oluşturmuş güzel bir sunumu demiş. Osman arkadaşınız elinize sağlık demiş bu arada. Şimdi şöyle, isterseniz ben hikayenin bütününü anlatayım. Şu anda yani biraz önce biz Afrodisyas üzerine olanından gitmiştik. Yani öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki gerçekten çok şanslıyız. Yani işte her gün tarih birkaç yüzyıl, bazen birkaç bin yıl geriye doğru götürülüyor ve hani şu anda Göbekli Tepe'deyiz. Ama daha da ihtimaldir ki biraz daha geriye gitme durumumuz var. Yani aşağı yukarı 12 bin yıllık bir tarih üzerinde oturuyoruz. Ve bu tarih aslında bir anlamda insanın uygarlaşma sürecinin de özeti gibi. Yani insan nasıl işte avcı toplayıcılıktan yerleşik hayata geçti diye bir soru sorduğumuzda çok uzaklara gitmemize gerek yok. Bizim coğrafyamızda başlayıp bugüne kadar getirebiliriz diye düşünüyorum. İşte Anadolu'nun hani bu kadar zenginliği onun bir göç yolu üzerinde olması, aynı zamanda çok verimli topraklara sahip olması, çok stratejik bir noktada olması gibi özellikleri onun böyle katman katman inşa edilmesi anlamına geliyor. Yani her tarihin içinde her dönem yeni bir güç kazanmış topluluk Anadolu'ya gelmiş, kendi kültürünü getirmiş. Daha öncekilerin bir kısmının yok etmiş, onun üzerine kendi uygarlığını inşa etmiş ya da daha önceki var olanları devşirmiş, kendisini de dahil ederek yeni sentezlere ulaşmış. Dolayısıyla yani biz böyle Anadolu dediğimizde bir yatay coğrafyadan değil, aslında dikey bir coğrafyadan söz etmemiz gerekir. Yani böyle katman katman oluşmuş, yani en iyi örneklerinden bir tanesi Troya'dır. Troya küçücük bir tepeciğin üzerinde kurulmuş bir kent olmasına karşın 10 farklı döneme mekan olmuş, ona üzerinde yaşatmış bir coğrafyadan söz ediyoruz. Dolayısıyla hani bu kadar zenginliğin içinde bizim de buna bir anlamda sahip çıkmamız ve onu daha iyi anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun yani fotoğrafçılar için bir misyon olduğunu da hem hayal ediyorum hem de düşünüyorum açıkçası. Ben de aşağı yukarı 40 ilk defa 1983 yılında Anadolu'nun bu kentlerine yolculuk etmeye başlamıştım. Yani daha öncesinde de tabii gitmişliğim var. İşte böyle lisede çok gençlik yıllarımızda, ama fotoğraf adına, yani fotoğraf çekmek için ne zaman başladınız derseniz 1983 yılında başlamıştım. Hatta ilk seyahatim Bergama'da başlamıştı. O yüzden de benim için Bergama çok ayrıcalıklı bir yere, hayatımda ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Ve o yıldan bu yana da açıkçası Anadolu'nun bütün neredeyse bütün her yerini onlarca kez dolaşmışımdır diye düşünüyorum.
Bu çalışma, yani Atlar Kentler çalışması da benim Ege ve Akdeniz uygarlıkları üzerine çalışmadır. Daha önce aslında 1990'lı yıllarda bir kent üçlemesi yapmıştım. O zamanlar Türkiye'deki en önemli fotoğraf etkinliği İFSA'nın fotoğraf günleriydi. Orada işte bu kent üçlemesinde önce KB'nin kent düşleri, sonra kent düştü ve sonuncusu da düş kentleri adını verdim. Üç ayrı gösteri ki bunlar ikişer yıl arayla fotoğraf günlerinde gösterilmişti. O düş kentleri de yine bu Ege Akdeniz uygarlıklarının üzerineydi. Ama insan tabii gelişen bir varlık. Yani bilgisi de, görgüsü de değişiyor ve en önemlisi de böyle kendini, ya ben buna karar verdim, bundan sonra hayatımı böyle sürdüreceğim değil. Yani bilginiz geliştikçe de yeni arayışlara, yeni denemelere giriyorsunuz. Açıkçası düş kentleri biraz böyle çok artistik, estetik dozajı çok etüt edilmiş bir işti. Evet. Ve Atlar Kentler'le birlikte aslında başka bir şey yapmak istedim. Aşağı yukarı bu çalışma 20 yıla yakın süren bir çalışmadır. Bütün kentlerin hani bir bakışla hepsi birbirine benzer gibi düşünebilirsiniz. Yani işte özellikle hani oradan Roma geçtiyse, Roma İmparatorluğu geçtiyse, yani planın bile nasıl olduğunu 3 aşağı 5 yukarı kestirebilirsiniz. Ama diğer taraftan da her kentin başka bir ruhu, başka bir dünyası olduğu gibi bir gerçek var. Ben de biraz buralardan bakmaya çalıştım ve her kentin o ruhunu ve bende tabii uyandırdı. Ama bu uyandırmanın arkasında da o kentin gerçekten kendi yapısallığını da göz önünde bulundurarak her kent için bir başka bakış geliştirmeye çalıştı. Çünkü her kentin gerçekten başka bir ruhu var. Yani Priene'ye gittiğinizde, Priene antik kentine gittiğinizde başka bir dünyayla karşılaşırsınız, başka bir ruhla karşılaşırsınız. Ondan 30-40 kilometre ileride, hatta 30 kilometre bile yok belki de, Millet antik kentine gidersiniz. Tamamen başka bir dünyayla karşılaşırsınız. Yani planları Hippodamus planına uygun olmasına, yani birbirlerine yakınlıklarına rağmen ruhu çok başkadır. Ya da işte Likya uygarlığının kentlerine gittiğinizde yani gerçekten başka bir dünya, başka bir his uyandıran, böyle duygusu çok yüksek kentlerle karşılaşırsınız. Ben de hani kentleri böyle değerlendirmeye, böyle okumaya başladıktan sonra hep şöyle bir şey düşündüm. Yani biz bu kentleri bir insan üzerinden, bir imparator üzerinden, bir felsefeci üzerinden, yani işte Milleti Thales üzerinden atıyorum. Yani böyle bir yaklaşımla anlattığımız zaman aslında bir dönemi anlatmak zorundasınız. Yani o imparatorun ya da felsefecinin ya da bilim insanının yaşadığı dönem üzerinden anlatmak durumundasınız. Oysa başka bir şey olabilir mi diye düşünmüştüm. Ve ben benim fotoğraf, yani beni tanıyanlar bilirler. Ben böyle at benim için fotoğraf anlamında çok önemli bir yeri vardır benim hayatımda. Yani benim ilk yaptığım işlerden bir tanesi atlar üzerinedir. Ve hani bütün bu uygarlıklara baktığınızda da en çok çalışılan konulardan bir tanesi, yani simgesel anlamda da en çok çalışılan konulardan bir tanesi attır. Dolayısıyla şöyle düşündüm. Dedim ki ya her kenti bir at üzerinden anlatmak. Yani o kentten çıkan bir
at heykelciği olabilir, bir terakota olabilir, bir vazo üzerindeki desen olabilir. Bunun üzerinden, onun bakışıyla anlatılırsa aslında çok daha geniş bir zamanı anlatabilirsiniz ve bu kentlere insanların daha fazla merak etmesini, daha fazla ilgi göstermesini sağlayabilirim diye düşündüm. Ve böyle bir noktadan baktım. Bunu tabii ilk açıkçası uyandıran ve de ya da benim böyle hani çok etkileyen, şimdi o heykelciyi kaldırdılar. Selçuk Müzesi'nde Artemis Tapınağı'ndan çıkan bir at portresi vardır. Ben de böyle Selçuk Müzesi'nde o atla, hani böyle belki önünden çok geçmişimdir ama insan tabii kafasında hani algı böyle gelişti, bir konuya takılınca şey yapıyor, ne derler, algıda seçicilik hemen çalışmaya başlıyor. O at portresi benim için aslında, yani at heykeli değil, bu çalışmanın belki de ilk tetikleyicilerinden biri olmuştur. Müthiş bir at portresidir o. Çünkü orada şeyi görürsünüz, Artemis Tapınağı'nın yandığını o portrede görürsünüz. Müthiştir, yani olağanüstüdür. Dolayısıyla da hani benim içinde hani nereden başladınız derseniz, tabii ki hani 40 yıldır bu işe kafa yorduğum için oradan başladım derim. Ama hikayeler meselesi deyince açıkçası bazı şeyler insanı çok etkiler ve o etkilemesiyle birlikte de ben de hani o etkileyen şeylerden bir tanesi de attı. Çünkü dediğim gibi hani 80'li yıllardan beri ben atlarla arada bir yolum kesişir ve onun fotoğrafını çekmekten, onunla karşılaşmaktan açıkçası büyük keyif aldığımı da söyleyebilirim. Dolayısıyla hani bir atla bu hikayeler anlatılabilir mi, o atla olabilir mi diye düşündüm. Bunun arkasında başka bir neden de var aslında. O da şu. Şimdi bizim bu antik kentlerimiz ya da öğren yerleriyle müzeler birbirinden çok kopuktur. Yani işte sanki İstanbul Arkeoloji Müzesi uzaydan ışınlanmış nesnelerle bezenmiştir. Ya da işte gidersiniz İzmir Arkeoloji Müzesi'ne bakarsınız. Yani bütün böyle arkeoloji müzelerine baktığınızda işte bir takım nesneler, heykeller, işte rölyefler, mozaikler vesaireler falan hep böyle onlarla doludur. Diğer tarafta da kentler vardır. Oysa o heykeller, işte rölyefler, mozaikler vesaireler o kentlerden çıkarılmış nesnelerdir, sanat yapıtlarıdır ya da neyse. Dolayısıyla biz bu kopukluğu koparabildiğimiz oranda, yani bu kopukluk kopabildiği oranda hem müzeler daha doğru bir yere konumlanır, daha anlamlı yerler olmaya başlar. Hem de o kentler, o kentlerin sanki hani 2000 yıl önce kapısına kilit vurulmuş değil, hala yaşadığını ve böyle bir hisle bakılabileceğini düşünebiliriz. Çünkü bu kentler çok anı biriktirmiştir. Yani siz araştırma yapmaya başladığınız zaman bunu görüyorsunuz ve o anılar yaşar ve bugün hani biz nereliyiz dediğimizde bir kentin adını söylüyoruz. İşte şu anda hani var olan işte 81 ilden bir tanesini söylüyoruz. Hayır, biz aslında Milletliyiz, biz aslında Pireneliyiz, biz aslında işte Santosluyuz ya da biz Pergeliyiz. Çünkü bizim bütün o bugünkü kültürel birikimimiz buradan geçiyor. Başka bir yer, buradan beslenmiş, burada şekillenmiş ve bugüne kadar gelmiş. Yani onlar başkaydı da biz başka değiliz yani. Bu topraklara geldik ve bu topraklarda karıştık. Yani demin yayına başlamadan önce Anıl Bey'le konuşurken hani Türkiye'de işte bir gen araştırması yapılıyor. Gen Türk geni işte araştırması yapılıyor. %12'si Orta Asya'ya
tekabül ediyor, orayla bağ kuruluyor. Gerisi tamamen karışmış, mix olmuş bir coğrafyadayız. Dolayısıyla hani işte Efes'e gidip ya bizle ne alakası var deme şansına sahip değiliz. Efes biziz yani, başka bir şey değil. Dolayısıyla hani bu kentlere böyle bakabildiğimiz oranda oraların şekillendirilmiş taşlardan oluşan ve eskiyi temsil eden yerler değil, bizim bugünkü düşüncemizi şekillendiren, düşünce iklimimizi çok şeyin yeşermesine sağlayan yerler olarak görebiliriz. Öyle bakılabildiği oranda da biz onlara daha fazla sahip çıkarız, daha anlamlı hale gelir diye düşünüyorum. Dolayısıyla yani bir tarafta müzeler, bir tarafta da bu antik kentler meselesini de bunların birleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani insanlar müzeye gittiğinde bir nesneyle böyle bir yakınlık duyduğunda, onu kendine yakın bulduğunda onun izini sürebilmeli ve gidip işte onun çıktığı yer, bulunduğu yere kadar gidebilmeli. Oradaki aurayı, oradaki ruhu içinde hissedebilmeli. Yoksa yani gidip işte şeye bakarız, ne derler, arkeoloji müzesinde Magnezya'dan çıkan o alın frizlerine bakarız. Vay be, adamlar nasıl yontmuşlar deriz, çıkar gideriz yani. Başka ve çoğu insanın da yaptığı budur. Yani şaşkınlıkla ve hangi teknolojiyle yapmışlar? Ya 2000 yıl önce bunu nasıl yontmuşlar falan diye böyle gereksiz konularla ilgileniriz. Tabii ki nasıl yonttukları önemlidir. Nasıl şekillendirdikleri önemlidir. Ama ondan daha önemli şeyler var. Yani oradaki hikayeler ne anlatılıyor? Niye yapılmış bunlar? Neden yapılmış? O günkü yaşam nasılmış? O günden bugüne ne gelmiş? Yani bunların düşündüğümüzde aslında bizim geçmişle bağımız daha kuvvetli. Ve kuvvetlendiği oranda da bu topraklara daha fazla sahip çıkarız. Yani bugün Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi definecilikdir mesela. Niye? Çünkü insanlar kestirmeden zengin olmak istiyorlar ve hiçbir yaptırımı yok. Cezası bile doğru düzgün yok. Yani adamları buluyorsunuz, yakalıyorsunuz ve adamlar o kadar fütursuzca yani şey yapıyorlar, dağları taşları bombalıyorlar ve kimse bir şey demiyor ama uygarlık yok ediliyor, tarih yok ediliyor ve bunun nedeni de işte ya zaten bunlar bizim değildi gibi bir noktadan bakıldığı için böyle bir politikanın da hani çok açık olmasa da örtük olarak var olduğu için. Yani bütün bunlar ister istemez beni de etkiliyor tabii ve nihayetinde İşte böyle bir çalışma ortaya çıktı. Özetle durum bu. Yani soru olursa konuyu daha çok da açabilirim tabii diye düşünüyorum. Hocam valla o kadar açık ve güzel anlattınız ki her şeyi. Bunun üstüne ne sorulur bilmiyorum ama yine bir şey yapalım, izleyicilerimize şey yapalım, soru sormak isteyen varsa hani söz alıp kendinden bir iki kelimeyle, cümleyle bahsedip bir şeyler söylerse seviniriz bu anlamda. Burada buyurun hocam. Sonra da ben yani bütününe dair bir şeyim var, PDF'im var. Onu da göstermek istiyorum. Oradan da belki bir iki öyküden böyle pasajlar okuyabilirim. Hani insanların kafasında daha netleşsin diye düşünüyorum. Hocam burada şey bir izleyicimiz yazmış. Selman Vefa Yıldırım. Kendisi doktor, Adana'da yaşıyor. Maalesef bu definecilik fütursuzluğu çok hız aldı. Göl ve Tarsus örnekleri çok feci diye yazmış. Aslında evet. Türkiye'nin her yerinde var. Bir de hocamın anlattığı gibi en sıkıntılı şey olur olmadık yerleri dinamitle, bombayla patlatıp altın bulmaya çalışıyorlar. En büyük sıkıntı da o zaten. Şu özellikle son hani 5-10 yıl içerisinde böyle inanılmaz bir tahribat var. Devlet de maalesef bu işin çok peşinde değil ve ben hep şey dedektör reklamları görüyorum sağda solda. Evet. O kadar evet, garip geliyor ki hani bu dedektörü kullanan adam şey için kullanmıyor. Hani normal bir iş için kullanmıyor. Definecilik için kullanıyor. Ve devlet de bunu önlemeye yönelik hiçbir şey yapmıyor. İşin komik yanı. Ve her yerde böyle çarşaf çarşaf reklamlar ve inanılmaz şeyler. Nasıl diyeyim?
pazarlama taktikleriyle bunları satıyorlar. O yüzden işte zor yani işimiz zor. Bayağı bir tahribat altındayız diyeyim. Ben de hani bir iki hatırlatma yapmak isterim. Hani söylediklerinizle alakalı, ülkenin zenginliklerine sahip çıkmayla alakalı. Hep hani muhafazakar kesimde şey vardır ya, bunlar bizle alakalı değildir derler ama genelde şey yapar, Fatih Sultan Mehmet'e de taparlar. Hani İstanbul'u vesaire aldı diye. Ama şeyi bilmezler, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u alırken Hektor'un öcünü aldık dediğini bilmezler. Ya da Atatürk'ün bunu dediğini bilmezler baktığınızda ama onların için şey sadece kendi, nasıl diyeyim, ecdatta demeyeyim de Osmanlı'da ve Selçuklu'da onların kökleri. Halbuki siz çok güzel söylediniz. Şeye baktığınızda, hani gen haritasına baktığınızda Orta Asya'dan gelen %12'lik bir şey var burada, kısım var. Demek ki bu da bu kafatasçı milliyetçiliği biraz olsa şey yapıyor. Hani yapılmaması gerektiğini söylüyor diyeyim. İfsak'tan Oğuz Büktel bana özelden yazmış, bir sorun var diyor. Müsaadenizle kendisine söz vermek istiyorum. Tabii. Oğuz abi buyur abi. Hocam selamlar tekrar. Merhaba. Ben sürekli soru soran moddayım ama. ben de şimdi sizin Atlar ve Kentler kitabınız var. Burada 20 küsur tane kent var. Bu sunumu seyretmemiştim ama daha önce galiba Knidos sunumu vardı internette. Evet, bir Knidos var, Magnezya var. Magnezya da var, evet. Doğru. Bu bütün kentler için böyle bir planınız ve şeyiniz var mı? Çünkü inanılmaz bir şey bu. Yani hani kitabı tamamlayıcı bir öğe olarak mı düşündünüz bunu? Ya şöyle, aslında ben bu yıl, yani 2020'de bütün hepsini bitirmek istiyordum. Ama işte buna başladım. Sonra bir sağlık problemi yaşadım. Bir operasyon geçirmek zorunda kaldım. Dolayısıyla böyle biraz şey oldu, kesintiye uğradı. Ama işte bugünlerde yeniden bıraktığım yerden devam etmek istiyorum. Yani şey yaptım ben, evde hatta böyle güzel bir odayı, yani kütüphane odasını seslendirme içinde böyle bir hani basit düzenek gibi de yapmıştım. Çünkü ilk başlangıçta hani biri seslendirse nasıl olur diye düşünmüştüm. Sonra birkaç arkadaşımla da işte konuştum. Yani onlar da fikirlerini söylediler. Yani bunun samimiyeti aslında o hikayeyi ben yazdım ve açıkçası ruhumda herhalde en iyi ben biliyorum diye düşünüyorum. Yani bir seslendirmecinin yapmasını da çok istemedim. O yüzden de şimdi işte yeniden şey yapacağım, başlayacağım ve aşağı yukarı bütün kentleri de toparlamak istiyorum. Yani hepsini yapabilir miyim? Yaparım herhalde diye düşünüyorum. Yani hatta bir arkadaşımız da çok Almancası, yani Almanya'da şey, İsviçre'de yaşamıştı galiba uzun yıllar ve Almancası çok iyidir. O Afrodisyas'ın Almancasını yapmıştı. Çünkü yani biz hani yaptığımız işin hani bir faydası olması gerekir. Bunun bana değil bu fayda, ülkeye faydası olması gerekir. Yoksa bana ne faydası olacak? Yani ve bunları hani bütün her yerde de paylaşmak istedim. Çünkü hani Afrodisyas'ı hani bir kişi bile merak etse yeterli, gelse buraya yeterli. Magnezya'yı iki kişi merak edip ya burası vay be demesi ve gelmesi bizim için yeterli, yani bu yaptığımız çalışmalar anlamında. Dolayısıyla da hani lafı çok uzatıyorum ama bütün kentleri böyle toparlayacağım. Yani bu proje aslında 50 kentlik bir projedir ve belki de daha da uzayacaktır. Ama şöyle zorlukları var. Tabii at dediğinizde
bazı kentlerden de at çıkmadı. Mesela bunun en güzel hikayelerinden bir tanesi Didim Apollon'udur. Didim Apollon'u biliyorsunuz hani 200 yıl yapımı süren ama bitirilemeyen bir tapınak ve orası bir inanç merkezi, bir bilicilik merkezi. Benim için de çok önemli bir yerdir. Yani beni çok etkileyen yerlerden bir tanesi ve orada at figürü yoktu. Ben de oturdum. Olmayan bir atın hikayesini yazmıştım. Dolayısıyla şimdi hani mesela Assos'un atı İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bir dolabın köşesinde böyle o 7 santimlik bir terrakotadır. Yani bunları tek tek toparlamak falan zaman alıyor. Bazıları işte kazı raporları yazılmadığı için hani gösterilmiyor. Siz de kullanamıyorsunuz falan. Böyle sıkıntılar var ama yani ana benim hedefim ilk önce sergide olduğu gibi 25 tanesi, sonra da kalan 25 taneyi de tamamlamak. Ondan sonrasını bilmiyoruz. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Bir şey değil. Hocam müsaadenizle Defne Sesin Okay bir şey soru, evet. Bir soru sormuş. Onu sormak isterim size. Döneminin kendini anlatan at günümüz İstanbul kentini nasıl ifade eder ya da temsil ederdi? Yani biliyorsunuz İstanbul'da evet İstanbul'da da hipodromun atı şimdi Vatikan'da biliyorsunuz İstanbul Hipodromu'nun atı yani oradaki at grubu Vatikan'dadır. Herhalde öyle bir şeyden olabilirdi ya da şöyle olabilir. Ben İstanbul için aslında çok düşünmüştüm ve özellikle bu yeni kapı kazılarında meraklıları bilir. At şeyleri çıktı. Ne derler? Kafa tasları yani iskeletleri çıkmıştı o kazılardan. Ve onları daha sonra İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bu Yeni Kapı Kazıları sergisinde de 3-4 tanesini sergilemişlerdi. Ama daha fazlası çıkmıştı ve ben o kazının fotoğraflarını çekerken o çıkan atlardan bir tanesinin çıkışına da tanıklık etmiştim. Belki öyle bir at anlatır ve İstanbul tabii hani böyle bir ara bir reklam filmi yapmışlardı. Hatırlar mısınız? Turizm Bakanlığı için. Kültür Turizm Bakanlığı yapmıştı. Böyle at köprünün üzerinden atlıyor falan. Yani böyle saçmalıklarla tabii olmayacak bir İstanbul ve at hikayesi olabilir diye düşünüyorum. Ya İstanbul'un müzikle ilgilenenler bilirler. Beni hep o çok etkilemiştir. Supertramp'ın La Sagrada Familia albümünün girişinde sokakta bir at nalı sesi vardır. Ben onu hep duyduğumda aslında İstanbul'a daha çok yakıştırırım. Çünkü benim çocukluğumda da yani İstanbul'un sokakları Arnavut kaldırımıydı ve o müzikteki gibi at nalı sesleri yani atın ayağından çıkan sesler kentin müziği gibiydi. Yani böyle bir hani kentin müziği ne olmalıdır dediğinizde öyle bir şey olabilirdi diye düşünmüşümdür hep. Dolayısıyla yani İstanbul için nereden başlardım dersem herhalde o Arnavut kaldırımları üzerindeki sesten başlardım diye düşünüyorum. Hocam burada müsaadenizle ben de bir şey paylaşabilir miyim? O az önce tabii bahsetmiş olduğunuz şey vardı hatırlarsanız. Hipodromdan vakit gidenler de bunlar. Ben hani arkadaşım ya biraz şey yapabiliyorum. Evet iyi yaptınız. Yani hızlı bu da başka gidiyorum. Evet çok güzel. Bu heykeller bu Büyük İskender'i zaten herkes bilir. Büyük İskender'in heykeltıraşı, bronz heykel yapan Yüzük Post diye bir şey var. Heykeltıraş var. Onun Rodos için yaptığı heykeller bu Konstantin döneminde Konstantin İstanbul'u kurarken Yunanistan'ın çok farklı yerlerinden heykelleri vesaire alıp hipodromunda işte hem başkent edeceği için İstanbul'da bir sürü eser topluyor. Bu atlar da zaten Rodos'tan geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Ve Haçlı Seferleri sırasında, 4. Haçlı Seferi sırasında bunlar alınıp şeye kaçırılıyor, Vatikan'a kaçırılıyor
diye bir diyeyim. Sizden rol çaldım, kusura bakmayın. Estağfurullah, çok da iyi oldu. Yani amacımız da bu zaten. Yani hani kentin görünür nesneleriyle hikaye yazmak ya da böyle hep alışkanlıklarla kentleri anlatmaktansa bu tür noktalara gitmek, böyle ayrıntılarda dolaşmak kenti de zenginleştiriyor, bizi de zenginleştiriyor. Yani dolayısıyla iyi yaptınız, paylaşmış oldunuz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. İyi gör. Bana soruyor sorular ama bana niye soruyorsunuz da bilmiyorum ama hocamız tek başına mı çalışıyor yoksa bir takımı ortak çalışanları var mı diye bana özelden sormuş. İsminizi tam göremedim ama İyi gör olarak gözüküyor sadece, kusura bakmayın. Yani benim genel çalışma tarzım tek çalışırım açıkçası. Yani öyle çok ekip hani yani ekiplerle falan çalışma şansım yok. Tabii hani benim de yakınım olan insanlar var. Onlarla da hani fotoğraf seyahatine gittiğim oluyor ama ben yani tek çalışmayı tercih eden fotoğrafçılardan biriyim açıkçası. Tamam. Hani eşim, çocuğum tabii onları hani başka bir yere koyuyorum. Onlarla da hani seyahat etmek falan, bir yerlere gitmek, oralarda fotoğraf çekmek evet olabilir. Ama hani böyle çalışmaları yani zaten bir ekip çalışması hani olabilir tabii. Çünkü bazı şeyleri tek başınıza yapamayabilirsiniz. Ama bugüne kadar dediğim gibi daha çok tek çalışıyorum. Ayşegül Hanım sormuş soruyu. Bu arada ismini de yazmış. İşin kolay olmadığından bahsetmiş. Başka soru sormak isteyen ya da katkı yapmak isteyen kimse var mıdır acaba? Yoksa isterseniz şey yapayım ben. Bu yani bütününe dair hikayeyi de hem görsellerin eşliğinde anlatmaya çalışayım. Öyle gidelim isterseniz. O arada soru sormak isteyen olursa lütfen hani ben konuşurken araya girebilirsiniz. Çünkü hani soruya sıcağı sıcağına cevap vermem daha anlamlı olabilir. Daha hedefi doğru yere taşıyabilir diye düşünüyorum. Evet, böyle tabii çok kronolojik gitmeyeceğim. Yani seçkiyi yaparken de yani dosya belli bir mantık üzerinden gittiğimi hani çalışma sıram vesaire falan ruhundan yola çıkarak yaptığımı söyleyebilirim. Asos hepinizin bildiği gibi işte aslında bizim coğrafyamızın herhalde en etkili yerlerinden bir tanesi ve işte hem felsefe okulunun olması bizim coğrafyamızı çok anlamlı kılıyor. Dolayısıyla da Asos'u tabii bu coğrafyayı şey yaptığınızda ne derler böyle biraz yakından tanıdığınızda aslında hani Asos'un da hikayesini gökyüzünde oluşturduğunu yani Asos'u saran aurayı Asos'un hikayesini açıkçası gökyüzünde de görebiliriz. Yani ben Athena Tapınağı'na çıktığım zaman hep böyle bulutlu havalarda, yağmurlu havalarda gittiğimizde
büyük deniz, onun etrafını saran denizden hep böyle Poseidon'un çıkacağını düşünürüm. Çünkü gökyüzü öyle bir atmosferi vardır. Ve tabii hani burası da bir felsefe okulu olması açısından da bizim coğrafyamızın belki de en değerli yerlerinden bir tanesidir. Hocam Asos'un... bir soru ettirebilir miyim müsaadenizle? Tabii. Şu tabii. An şey antik kenti gösteriyor musunuz acaba? Biz PDF'in şu an kapağını görüyoruz sadece ama. Öyle mi? Niye? Şu anda... Vallahi biz... Biz de şey yapamadık orada. Ufak bir şey oldu galiba. Şimdi görüyor musunuz? Şimdi de göremiyoruz. O paylaşımı kapatıp tekrardan açma şansınız var mı acaba? Var tabii. Yani şimdi görüyor musunuz? Şu an geldi hocam şu an. Ha, o zaman şey yapacağız tabii. Full screen yaptığım zaman mı sıkıntı oluyor? Bir daha denersem bir daha şöyle şey yapayım. Şimdi ne görüyorsunuz? Şu an tapınağı görüyoruz hocam. Ha tamam. Peki bundan sonra slide değişti mi? Şu an değişmedi. Demek ki full screen yapınca takılı kalıyor hocam galiba. Ha. Yani o zaman şöyle yapacağım. Yani burada bir sıkıntı olduysa pardon şöyle gidelim. Şu an değiştiniz zaten. Alyona'da bir havuzlu kısım görüyoruz. Evet. Yani o zaman böyle gideceğiz. Kusura bakmayın. Etrafındaki şey yani şöyle yaparsam kötü görünüyor mu? Nasıl görünüyor? Yok hocam. Hiç de bir sıkıntı yok. Gayet güzel gözüküyor. Ha, tamam. Asos böyle. Yani ben tabii sergi hani Asos'u bir fotoğrafçı bir yere gittiğinde tek bir kare çekmez tabii. Ben de tek bir kare hiçbir kentte tek bir kare çekmiyordum ama hikayeleri oluştururken böyle hem kentin bütününe bakmak ama sergide tabii bir kentin bütün fotoğraflarını gösterirseniz zaten sadece bir tek kentin sergisini yapmanız gerekir. Ben de onun içinden bir fotoğraf yani o kenti simgeleyen bir fotoğraf da anlatmaya çalıştım. Dolayısıyla burada böyle neredeyse her kentten bir tane ya da iki tane fotoğraf göreceksiniz. Burası Alinoye, yani hepinizin bildiği gibi baraj suları altında kalan kentlerden bir tanesidir. Onun da hikayesini Bergama Müzesi'nde aslında böyle bir bileklik, bronz bileklik üzerinden anlatmaya çalışmıştım. Tabii çok hüzünlü hikayeler bunlar. Çünkü işte sular altında kalıyor. İstediğiniz kadar üstünü kumla kapatın vesaire. Aslında tarihi bir anlamda yok ediyorsunuz diye düşünebiliriz. Yani bunların hepsi birer trajik hikaye gibi görünüyor. Afrodisyası zaten demin hikayesini gördünüz. Ondan sonra yine Afrodisyas'tan bir başka görüntü. Bir problem yok değil mi? Akıyor şey. Yok hocam gayet güzel akıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Yani, Arikan'da işte böyle gidip Finike'den yukarı çıkarsanız Arikan'da antik kentiyle karşılaşırsınız. Müthiş böyle kuş kartal yuvası gibi bir kenttir. Dediğim gibi yani demin anlatırken işte her birinin atını bulmak. Mesela bu da Arikanda'da basılmış bir paranın üzerinde bir at figürü üzerinden şey anlatılmıştı. Arikanda'nın hikayesi anlatılmıştı. Aspendos'ta da aynı şey vardır. Aspendos'ta da yine bir at üzerinde bir at figürü var ve tabii Aspendos deyince en büyük simgesi de tiyatrosudur. Yani Aspendos büyük bir kenttir ama tiyatrosu o kadar olağanüstü ki ister istemez hani siz de orayı anlatırken tiyatrosu üzerinden anlatırsınız. Pardon bu Asos fotoğrafı buraya gelmiş ama sayfa karışmış. Çok özür diliyorum. Burası Didim Apollon'u. Demin de söylediğim gibi aslında şeydir, ne derler, hani bazı kentler sizi çok etkiler ama atını bulamazsınız. Ben de Didim üzerine isterseniz böyle bir hani vaktiniz varsa bir
Onun hikayesini de isterseniz okumak isterim. Seve seve hocam, lütfen. Yani biraz böyle bulayım şimdi kitaptan tabii. Bulunca evet. İsterseniz şöyle okuyayım. Ama okumadan önce de bütün seride bir tek burada insan vardır. Didim fotoğrafında. Bunun da nedeni şu, böyle bir Şubat ayında işte kimsenin olmadığı bir zamanda burada fotoğraf çekiyordum. Sonra bu insanlar geldiler ve böyle yani bir film sahnesi gibi her biri bir başka yere oturdu. Yani isteseniz, hani kurmak isteseniz kolay kolay kuramazsınız. Bir aile bunlar. Ve öndeki adamcağız da hiç oturmadı, o böyle sağa sola yürüyordu. Kadınlardan biri dedi ki, ya vay be dedi, nasıl yapmışlar bunu dedi. Tipik her yerde sorulan soru. Ondan sonra adamcağız da 2 dakika içinde anlattı. Ya taşları dedi üst üste koymuşlar falan filan, işte gördüğünüz gibi bu çıkmış. Bu tapınak 200 yılda bitirilememiş bir tapınaktır ve biz onu bugün 2 dakikada hemen nasıl yapıldığını anlatabiliyoruz. Dolayısıyla da hani beni de hani bu anlamda ilginç bulduğum ve etkileyen diyaloglardan bir tanesidir. Hikaye şöyle, okuyayım yani biraz insanlar, arkadaşlar sıkılır mı bilmiyorum ama okumaktan da keyif alacağım. Senin merak ettiğin nedir diye sorduklarında, ben hiç olmayan bir atın peşindeyim. Onu nasıl bulabilirim sorusu tapınağın yüksek duvarları içinde yankılandı. Rahipler, bir başka deyişle aktarıcılar, bunu kadın kahinlere nasıl söyleyeceklerini dakikalarca düşündüler. Apollon tapınağına gelene kadar onlarca kehanet merkezini ziyaret etmişlerdi. Hepsi sorulan sorunun cevabının ancak şu anda içinde bulunulan tapınakta olabileceği konusunda hemfikir olmuşlardı. Nasıl bir yerdi burası? Millet kentinin limanı Panormos'ta gemiden inip uzun bir yürüyüşten sonra kutsal yola girildiğinde neden her kahinin burayı işaret ettiği anlaşılıyordu. Uzun yolun iki tarafına dizilmiş heykeller, bakışları ve dinginlikleriyle sanki yabancı, burası bildiğin yerlerden değil diyorlardı. Yol büyülü bir nehir gibi insanı tapınağa doğru hissettirmeden çekmekteydi. Yolun başında sütunlarının başları görülen Apollon tapınağı, yaklaştıkça ününün haklı olduğunu ortaya koyan devasa bir yapıydı. Efsaneye göre Tanrı Apollon, çoban Brankos'a rastlar. Ondan hoşlanır ve Brankos'a kehanet yeteneğini bağışlar. Bu karşılaşma ve bilgiler ışığında Apollon tapınağı inşa edilmeye başlanır. Bu bölgenin suyu boldur ve defne ağaçları ile doludur. Zaman M.Ö. 560'lı yıllardır. Perslerin bu toprakları bir tarla gibi sürüp taş üstünde taş bırakmadıkları o vahşi dönemden Didim ve özellikle de Apollon tapınağı nasibini almış, yerle bir edilmişlerdir. Büyük İskender'in M.Ö. 4. yüzyılda Persleri bozguna uğratması, bu bölgenin millet kontrolüne geçmesiyle birlikte tapınakta yeniden inşa süreci başlatılmıştır. Tapınak, anıtsal basamaklı bir düzlem üzerinde çift sıra sütun ile çevrili bir yapı özelliği taşımaktadır. Her bir sütun kaidesi farklı rölyefler taşır. Bu kaideler üzerinde uzun kenarlarında 20, ön ve arka cephesinde ise 10 sütundan oluşan tapınağın yapımı 200 yıl sürmüş olmasına karşın bitirilememiştir. Tapınağın içinde yer alan kutsal avlunun hayat ile bağı 3 kapı ve gökyüzü ile sınırlıydı. Burası dünya içinde gerçekliği başka olan bir dünyaydı. Basamaklarda insanlar kendilerine sıra gelmesi için bekleşirler. Defne ağaçlarıyla dolu bu avlunun içinde Apollon'un kadın kahinleri ellerinde çoğunlukla bir değnek ile dalgın ve düşünceli bir halde yürürlerdi. Gelenlerle onların en küçük bir teması söz konusu değildi. Onlar ya yere ya da gökyüzüne, bazen de avludaki kutsal kaynaktan gelen suyun bulunduğu kuyuya bakarlar. Dilekler ya da sorular bu kadın kahinlere aracılarla iletilirdi.
Kâhinlerin kehanette bulunmaları ise gerçek bir törendi. Kâhinler önce ayaklarını kutsal suda ıslatır, defne yaprağı çiğneyerek transa geçerlerdi. İşte adına tapınak yapılan ışığın, müziğin, hekimliğin ve kehanetin tanrısı Apollon, kehanet yeteneğini insanlara da verebiliyordu. Tapınağın avlusunda başka dünyanın insanları gibi dolaşan kâhinlerin gücü, Tanrı Apollon'un onlara el vermesinden geliyordu. Apollon'un kehanet gücü verdiği kâhinler, transa geçtikten sonra anlaşılmaz sesler çıkararak bir şey söylediklerinde, görevliler bu söylenilenleri şiirsel bir dille yazılı hale getirirler ve beklenti içinde olan insanlara verirlerdi. Apollon tapınağının sütunları kaç sabah yukarıdan aşağıya doğru ışıkla boyanmıştı. Kimse kestiremiyordu. Görevlilere ben hiç olmayan bir atın peşindeyim, onu nasıl bulabilirim sorusu verildi. Görevliler kâhinlerin bulunduğu kapalı alanın kapısında kayboldu. Zaman geçmek bilmiyordu. Gölge avluyu tamamen kaplamıştı. İlginç olan herkes nedensiz bir inançla, sabırla bekliyordu. Kapalı alanda kapının önünde bir hareketlilik başlamıştı. Bu görevlinin dışarı çıkacağının işaretiydi. Biraz sonra görevli yaklaştı ve elindeki parşömeni uzattı. Parşömende hiç olmayan at bu soruyu iletendir ve o siyahtır yazıyordu. Gecenin siyahlığı tüm tapınağı örtmüştü. Evet, hikayesi de Apollon tapınağının benim için hikayesi de bu. Yani burası tabii mimarlık açısından da olağanüstü bir yerdir. İşte hani Apollon tapınağının arka tarafına geçtiğinizde orada yarım amir sütunların halini de görürsünüz. Efes'te Efes'in hikayesi tabii Efesliler Artemis adına öyle bir tapınak yapıyorlar ki bütün kentlerinin koruyacağını kentlerini o tanrıçanın koruyacağını düşünüyorlar. Ama sonra bakıyorlar ki böyle bir şey gerçekleşmiyor. Artemis tapınağının hikayesi tabii çok trajik. Efes yani üzerinde konuşulmayacak kadar önemli bir kent. Dolayısıyla hani herkesin de yolu buraya büyük ihtimalle düşüyordur diye düşünüyorum. Onun teras evlerindeki fresklerden bir örnek de var burada. Iasos işte Bodrum'a giderken böyle yoldan sağa saparsanız Iasos'a doğru da gidersiniz. Çok keyifli bir liman kentidir. Klaros. Burası da bir bilicilik merkezidir. Yani şeyin Simirna'nın hepiniz bilirsiniz İskender bugünkü Kadife Kale'nin orada uykuya dalıyor ve rüyasında Nemesisler burada bir kent kurmalısın diye bir rüyasına giriyorlar. O da bunun doğruluğu için işte adamlarını Klaros'a gönderiyor. Klaros böyle işte tıpkı şey gibi Didim Apollon'u gibi bir bilicilik merkezi ve orada işte evet Simirna kurulmalı deniyor. Dolayısıyla hani bugün İzmirliler Simirna'nın yani kurulmasını Klaros'taki kahinlere borçludurlar desek çok da yanlış olmaz diye düşünüyoruz. Kinidos hani yine şey beni çok etkileyen kentlerden bir tanesidir ve hikayesi de işte yani hepsini tek tek okumam gerekir ama belki sonunda Kinidos'un da Afrodisyas gibi böyle video fotoğraf foto videosu var. Onu da belki hani sıkılmazsanız gösteririm size.
Kıray ise aslında Apollon Simentius Tapınağı'nın olduğu ve Troya Savaşı'nın için önemli noktalardan biridir. İşte şeyin Troya'ya yakın kentlerden Gürpınar ilçesinin yakınlarında yer alır. Tabii Apollon Simentius Tapınağı'nı nereden biliyoruz? Geçen sene tapınağın üzerine tır çıkarmışlardı malzeme getirdikleri için. Bu sene de, geçen sene mi, bu sene mi de ne, basamaklarına fareler yerleştirmişlerdi. Çünkü burası böyle farelerin bastığı ve hikayesinde farenin çok önemli yer tuttuğu kentlerden bir yerlerden biridir. Ama basamaklara böyle fare koymanın da ne anlamı vardır diye soru sorsak çok da yanlış olmaz diye düşünüyorum. Kizikos en bahtsız şehirlerden biridir. Aslında hani İstanbul olmasaydı İstanbul gibi olacak yerler neresi olacaktı derseniz Kizikos olacaktı ama Kizikos hiçbir zaman olamadı. Burada en büyük Hadrian Tapınağı yapılır. Olimpiyat gibi yani spor müsabakaları falan yapıldığı bir yerdir ama Kizikos hem yaşadığı depremlerden dolayı hem de oranın talan edilmesinden dolayı bugün geriye çok az bir şeyin kaldığı kadersiz kentlerden biridir. Hani bu işlere meraklıları olanlar için Labranda tabii müthiştir. Uzamı olağanüstü olan kentlerden bir tanesi. Lagina Hekate Tapınağı'nın olduğu kent ki buranın frizleri Osman Hamdi işte burada da kazı yapıyor. Arkeoloji müzesindedir. Yani böyle Hekate Tapınağı'nın frizleri de İstanbul'da Arkeoloji Müzesi'nde oraya giderseniz görürsünüz. Burası Magnezya. Efes yani İstanbul olmasaydı Kizikos neyse aslında Efes olmasaydı da Magnezya öyle olurdu denir. Çok özel kentlerden bir tanesidir. Onun da hani rotalarda yer almasında büyük yarar var. Millet antik kenti. Tabii burası bir liman kenti Millet ama şu anda hiç limanla alakası olmayan içerilerde bir yer. Bu da Poseidon anıtı. Limanın girişindeki anıttır. Yani şimdi tabii tarlanın ortasındadır ama bir zamanlar deniz kenarındaymış. Millet antik kenti. Patara. Hani bu sene Patara yılı ilan edilmişti ve vinçlerle müteahhitlik hizmeti olarak işte iki ayda fenerin ayağa kaldırıldığı bir şey. Arkeolojinin canına okuyor. Sadece defineciler canına okumuyor biliyorsunuz. Böyle bir yarış var Türkiye'de. Yani her şey bir yıl içinde, iki yıl içinde açığa çıksın diye. Arkeoloji öyle bir şey midir? Değildir aslında. Yani bilgisi hep böyle toplana toplana, sindire sindire gitmesi gerekir. Böyle bir yarışa sokuldu bütün arkeologlar ve hepsi böyle bir şey hani defineci gibi, resmi defineci gibiler. Hani kimse alınmasın ama böyle bir taraf oluşturuldu. Yani ne olacağını bilmiyoruz. Burası Roma yolu, Asklepion'daki Bergama ve işte burası da Trajan'da. Biraz böyle geçiyorum. Alexandra Troya. Burası da İskender'in generalleri tarafından kurulmuş ve halk oluşturmak için insanları kentlerinden söküp alıp getirdikleri yer. Tabii aidiyet oluşmayınca kentte yaşamıyor. Alexandra Troya'da o kentlerden bir tanesidir. Yani bazılarının hani ömrü kısa oluyor. O da bunlardan bir tanesi. Alexandra Troya'nın tabii müthiş duvar taşları var ve onların bir kısmı da Galata rıhtımı yapılırken orada kullanılmıştır. Şimdi tabii
bu yeni Galata rıhtımında dökülen betonlar falan sonucunda bu taşlar ne oldu onu da bilmiyoruz. Pergi antik kenti. Yani ben de müsaadenizle bir katkıda bulunmak isterim. Bu Kızikos'tan bahsettiniz ya, Kızikos'ta da evet. Büyük bir imparator tapınağı vardır. Yanlış hatırlamıyorsam Hadrian tapınağıydı. Hadrian tapınağı, evet. En büyük, dünyadaki en büyüğü. Evet, evet. Cumhuriyet evet. Döneminde de yanlış hatırlamıyorsam o tapınağın temel taşları getirilip Kadıköy'de rıhtımında iskele yapılırken kullanılıyor. İşte yani... Böyle şeyler çok tabii. Bu aslında hani biz bugün dönüp baktığımızda bunu çok olumsuzluk olarak görüyoruz ama diğer taraftan da bazı şeylerin yaşaması için de hani bu devşirilme meselesi, yani bu limanların yapılmasını mazur gösteren bir şey değil ama eskiden de hani ilk insan yerleşimi başladıktan sonra da bu bir adettir aslında. Yani hep daha önceki yapıların taşları kullanılır. İşte yani Ayasofya yapılırken de hani birçok sütunu işte getirilmiştir. Süleymaniye yapılırken getirilen sütunlar gibi. Dolayısıyla yani böyle bir anlayış, alışkanlık hani insanlık tarihinde vardır yani. Bugüne özgü bir şey değil açıkçası. Buralar tabii çok hani Likya beni gerçekten çok etkilemiş ve esas olarak tabii Likya'nın örgütlenmesi, yaşam biçimi, Likya Birliği'nin ki Amerikan Anayasası'nda Likya Anayasalarından alınmış alıntılar var. Yani bu 2000 yıl, 2500 yıl öncesinden alıntılarmış. Ve o zamanki demokratik yapı, çünkü her kent ortak şey var, parlamento gibi orada temsil ediliyor. Bazı kentler 3 kişiyle, bazı kentler 5 kişiyle. Dolayısıyla hani o dönemde böyle bir birliğin oluşturulabilmesi, böyle bir yapının oluşturulabilmesi de olağanüstü ilginçtir. Yani sadece şey olarak değil, ne derler? Yani yerleşim mantığı olarak değil, örgütlenme olarak, insan ilişkileri ve yönetim biçimleri olarak da Likya tabii bir bilinmezdir. Yani bizim coğrafyamızda en az bilinen uygarlıklardan bir tanesidir. Yeni yeni üzerine kitaplar çıkmaya başladı. Priene... Yani bu bütün bu kentlerin içinde en hani güzeli hangisidir derseniz tabii güzel demek yanlış da sizi en çok hangisi etkilemiştir derseniz herhalde o listede ilk başlarda Priene vardır. Müthiş bir kent ve tiyatrosu, tiyatronun konumu vesairesi falan olağanüstüdür. Sart da tabii müthiş bir yer. Side ve Sidima bu da Likya kentlerinden bir tanesidir ve lahitleriyle yani ünlüdür. İnsanlar o bu lahitlerin önünde işte buğday ekiyorlar falan. Bu tabii çok güzel. Yani bu mesela üzerinde bir kent olan köy olan yerleşimlerden bir tanesidir. Bu da oraları çok aslında anlamlı kılıyor. Yani işte hani insanlar 2500 yıllık, 3000 yıllık, 2000 yıllık tarihin içinde yaşıyorlar. Simirna antik kenti, onun alt galerileri, ondan sonra Tralles, Troya, Santos. Yani buraların tabii işte gidiyorsunuz British Museum'a yani yarısı buralardan götürülmüş. İşte çok hüzünlü ama işte ne yapalım.
Ve evet, bu da Arkeoloji Müzesi'nde Magnezya'nın frizidir. Bununla hani şey yapayım, kapatayım. Evet, sormak istediğiniz ya da eklemek istediğiniz bir şey varsa cevap vermeye çalışayım. Ben öncelikli olarak herkese de teşekkür ederim. Elinize emeğinize sağlık. Çok güzeldi bu şeyde sunumda. Şimdi birkaç soru var. Bu chat kısmına yazmışlar. Müsaadenizle ben onları size sormak istedim. Tabii. Selman Vefa Yıldırım Adana'dan. Fotoğraflar baskıda panoramik gibi görünüyor. Fotoğrafların çekim, baskı, ölçü ve benzeri gibi konular hakkında kısa teknik bilgi verebilir misiniz diye size bir soru yöneltmiş. Bu bütün çalışma bir panoramik makinayla yapıldı. Hasselblad'ın X-Pan diye bir makinası var. Filmli makinalarından. Ve benim açıkçası çok sevdiğim bir formattır. 1:3'e yakın bir panoraması söz konusu. Yani hani birleştirilerek yapılmış bir panorama değil. Yani tek bir kare bu. Dolayısıyla çekerken hani tek bir kare olarak çekiyorsunuz. Onun bir 30 milimetresi var. Çok başarılı bulduğum bir optiktir. Aşağı yukarı bütün çalışmalar o X-Pan'ın 30 milimetre optiğiyle, yani tek bir optikle çalışılmış fotoğraflar. Dolayısıyla yani sonradan kesilip biçilerek panorama yapılmış ya da çekilirken bugünkü teknolojiyle çok kolay olan birleştirilerek yapılmış bir panorama değil. Hepsi tek kare olarak çekilmiş fotoğraflardan oluşuyor. Durum bu. Teşekkür ederiz hocam. Yalçın Ceylani, fotoğraflar siyah beyaz mı çekildi demiş. Evet, yani ben hala film çekiyorum. Hepsi siyah beyaz. Developmanı kendim yapıyorum. Dolayısıyla evet, siyah beyaz çekildi. Ya Turgut Bey yani benzer bir soru sormuş. Hocam siyah beyaz çalışmasının özel bir amacı var mıdır diye. Onu da hemen peşinden sorayım size. Şöyle aslında hani siyah beyaz üzerine tabii çok düşünceler üretilmiştir, fikirler üretilmiştir. Benim meselem yani böyle çok geniş zamanı anlatmak gibi bir noktadan baktığım için bunu hani zaman meselesini biraz böyle zamansızlığa doğru götürme noktasında siyah beyazın çok etkili olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da oradan baktığım için hepsinin siyah beyaz olması gerektiğini ne karar verdim ve öyle çalışmıştım. Teşekkür ederim hocam. Tuğba Akbayır, tanıyor musunuz kendisini bilmiyorum ama fotoğrafçılık derslerimizde deneysel fotoğraf çalışmalarıyla ön plana çıkan isimler arasında Kamil Hocam da var. Deneysel fotoğraf hakkında kısa bir bilgi alabilir miyim Kamil Hocam'ın kendisinden? Bana foto teşekkür ederim demiş. Hocam yani ne kadar kısa bir bilgi verebilirsiniz bilmiyorum ama böyle bir soru geldi. Yani gelen soruya cevap vermek gerekir. Tabii çok kısa ifade etmem gerekir. Yoksa çok anlatmam lazım. Yani ben kendimi tabii deneysel çalışan bir fotoğrafçı olarak çok kategorize etmem. Ya ben bir fotoğrafçıyım ve fotoğrafçı hikayeler anlatır. Hikaye neyi gerektiriyorsa onu çalışırsınız. Yani şöyle bir mantığı çok fazla benimseyemiyorum. Yani işte kendimize alan oluşturuyoruz. Ben belgeselciyim diyorum, atıyorum mesela. Ondan sonra onun dışındaki tarafı hani beni ilgilendirmez noktasına bakılıyor. Hayır, yani insan her konu bir anlatım diline ihtiyacı vardır. Bu tek bir noktadan bakılarak pek oluşturulmaz. Bazen çok böyle düz, doğrudan bir hikaye anlatırsınız. Anlatmak için bir yöntem
seçersiniz. Ya da çok daha sofistike, çok daha belki karmaşık, çok daha dolaylı anlatımlara doğru gidersiniz. Dolayısıyla hani benim böyle kendimi çok sınırlamak gibi bir düşüncem açıkçası yok. Deneysel fotoğraf tabii hani deney dediğinizde aslında tekrar edilemeyen bir şeyden söz edersiniz. Yani o tekrar edilmeye başladığında artık deneysel olmaktan çıkar. Bizde tabii yapılan her şeyi deneysel adını koymaktan hoşlanıyoruz. Çünkü işte hani bir takım sürprizler, yani bazı yöntemlerde gerçekten her seferinde bir takım sürprizler söz konusu. Ama hani bizde anlaşılan daha böyle dışa vurumcu yaklaşımları biz deneysel başlığı altında topluyoruz. Oysa öyle olmamalı. Deneysel bir hani arayış, bir yöntemler ya da tekniklerin uygulanması anlamında düşünülmesi gerekir. Daha böyle işte dediğim gibi dışa vurumcu ya da bazen sürreal işlere doğru gidersiniz. İşte o zaman hani o teknikleri de belki daha fazla kullanırsınız. Çünkü hikayenizi belki imgeler düzeyine taşımaya başlarsınız. İmgelerle anlatmak istersiniz. Yani bu anlamda da hani deneysel dediğimizde işin daha böyle işin düşünsel tarafıyla çok daha fazla uğraşmak gerekir diye düşünüyorum. Pardon, benim mikrofonum kapalıymış, özür dilerim. Evet. Ben de okumaya çalışıyorum bir şeyler. Celal Erdem, İzmir'den, çok işlevsel, üretici ve başarılı bir çalışma olmuş. Emenize sağlık demiş. Habib Bey, Kuşadası'ndan, tebrikler Kamil Bey, elinize sağlık. Çok emekli birer çalışma olmuş demiş. Hasan Çalık, şu fotoğraf ve bilgi açısından çok güzel bir sunum oldu. Emenize sağlık, teşekkürler demiş. Bülent Eren, daha çok değerli bir çalışma, teşekkürler demiş. Sezai Özaltın, bizim dernek üyemiz, Kamil Hocam'a teşekkür ederiz, bizi antik çağa götürdüğü için demiş. Az önce soran Türk Bey değişik bir soru sormuş. Yine görüyor musunuz bilmiyorum hocam, bilmiyorum hocam ama Kamil Hocam atlar üzerine konuşmuşken Baba filmindeki kesik at başı sahnesi hakkında düşüncelerinizi aktarır mısınız demiş. hocam buyurun. Şimdi ben galiba onu bir derste anlatmıştım da Turgut benim öğrencimdir. Oradaki imgelemin yani şimdi işte böyle şey yapıyorsunuz. Her işin bir hani biraz da ironi tarafı beni aslında. O sahneyi izleyenler tabii çok net hatırlıyordur. Baba filminin belki de en baba sahnesidir. Yani işte adam hani yatakta bir sıcaklık hisseder, şu bir açar böyle bir at kafası. Adamın en sevdiği atın kafası kesilmiş ve yatağın içine konmuştur. Yani bir taraftan çok trajik bir hikayedir ama öbür taraftan da sinema dili açısından olağanüstü bir sahnedir. Ben de yanlış hatırlamıyorsam her hani mafyanın da bir raconu vardır. Bugün hani mafya diye ortaya çıkan insanların kaba saba ve böyle hiçbir inceliği olmadığı noktasında hani o sahneyi anlattığımı hatırlıyorum. Herhalde o odur. Yani hikaye biraz oralarda dolaşıyordur. Teşekkür ederim hocam. Biz de anlamış olduk sayenizde. Estağfurullah. Bir katılımcı fotoğraflarla birlikte verdiğiniz ayrıntılı arkeolojik bilgiler için teşekkür ederiz demiş. Murat Başar, tebrik ederiz. Antik kentlerin 40 yılını izledik. Sizin bakış açınızla onu kastetmiş. Turgut Bey, evet, bunu duymak istiyormuş sizden zaten. Teşekkür ederiz diye dipnot eklemiş orada. Şu an hani gelen yorumlar da bu kadar. Biraz daha vaktimiz var hocam. Bu lagi şeyle bir sunum daha izleyecektik sizden. Kını dostum. Evet, yani şimdi magnezyayı isterseniz şey tamam, yapayım. Siz isterseniz. Yani ondan sonrasına bakarız artık. Tamam hocam.
kurulduğu topraklarda rüzgarların müzik yaptığı Magnezya, adını Teselyalı kahraman Magnes'ten alır. İsa'dan önce 4. yüzyıla kadar tarihlenen Magnezya, Efes, Priene ve Tralles kentlerinin oluşturduğu üçgenin ortasındadır. Bereketli topraklar üzerine kurulu olan kentin çevresi bağlar, bahçeler ve ormanlarla kaplıydı. Ekim ve hasat mevsimleri kent için şenlik anlamına gelir. Bağ bozumu şenliklerinden sonra ovada rüzgarlar başlar. Meşe ağaçlarının dile geldiği zamanlardı bu dönemler. Rüzgar ve meşe ağacı. Doğanın sesini veren bir çalgıcı ve bir enstrüman gibiydiler. Müziğin hangi tempoda çalınacağına rüzgar karar verirdi. Böyle zamanlarda insanlar Artemis, Lekuperen ve Zeus tapınağı ile birçok anıtsal yapının merdivenlerinde oturup rüzgarla meşe ağaçlarının ortak bestesini sessizce dinlerken bu sesin kenti var eden tanrı esinliği olduğuna inanırlardı. Kent halkının tanrılardan sonra çok sevdiği atların büyük çoğunluğu gündelik işlerde kullanılırken, seçili olanları ise hipodromda yarış arabalarına koşularak yarış ettirilirler. Çoğu anıtsal yapının üzerinde atlarla ilgili bir sanat eseri mutlaka yer alırdı. Ancak bunun nirvanası, Romalı büyük mimar Vitruvius'un çözümlemelerine atıfta bulunduğu Hermogenes'in yapmış olduğu Artemis Lekuperen Tapınağı'nın frizlerinde, Amazonlarla Grekler arasında geçen savaşın betimlendiği o anıtsal rölyefte kendini bulur. Rölyefin üç öznesi vardır. Amazonlar, Grekler ve atlar. Atlar, tapınağın frizlerine oyulmuş olan sahnelere rüzgarın ruhunu üfler gibidir. Rüzgar zamanlarında kent suskunlaşırdı. Bir başka deyişle rüzgar kenti örterdi. Zamanlardan bir zaman kış bitmiş, bahar kendini hissettirmeye başlamıştı. Mermerle kaplanmış sokaklarda insanlar telaşsız yürüyorlardı. Sadece agorada bir grup hararetli bir tartışma içindeydi. Birden tüm kenti tanıdık bir ses sarmaladı. Bu kentin tılsımlı müziği. Ancak ne rüzgar vardı ne de meşe yaprakları. Neydi bu? Tanrıların bir sürprizi miydi? Herkes sesin ne yönden geldiğini anlamaya çalışıyordu. İnsanlar birbirlerine nedir bu diye sorarcasına bakıyordu. Zeus tapınağının basamaklarında bir adam boynuza benzeyen bir alete üfledikçe rüzgarın meşe ağaçlarının arasından geçiyormuşçasına ses çıkardığı duyuluyordu. Tapınağın etrafında toplanan kalabalık, büyülenmişçesine borudan çıkan sesi dinliyor. Birden kalabalıktan biri, Tanrı esini bu diye bağırdı. Büyük boynuzdan çıkan ses, agoradan tiyatroya, hipodromdan cimnazyuma bütün anıtsal yapıları dolaşarak dokunuyordu onlara. Dokunduğu her bir yüzeyden yansıyan ses büyüyor ve kenti biraz daha sarıyordu. Tüm kalabalık sanki böyle bir şey duymak istiyormuş gibi Tanrı esini bu diyen adamı başlarıyla onayladı. Sonraki günlerde o sesin kaynağı, aleti yapan ustanın hikayesi kulaktan kulağa yayıldı. O hayvan boynuzlarından değişik aletler yapardı. Usta, kentin üzerinde gezen rüzgarın çıkardığı müziğin insana iyi geldiğine, huzur verdiğine inanırdı. Bir kış günü eşi hastalanmış. İçinden hep rüzgarın kente dönmesini dilemiş. Ama bu bir türlü gerçekleşmemiş ve eşi bu dünyada onu yalnız bırakıp gitmiş. Sonrasında kentin üzerinden hiç eksik olmayacak rüzgarın sesini çıkaracak bir alet yapmaya karar vermiş. Hayvan boynuzları ve meşe palamutlarını öğütmüş. Çam ağaçlarının gövdelerinden topladığı reçineyle karıştırıp bir hamur haline getirmiş. Hamuru boynuz biçiminde şekillendirmiş, bazalt taşlarıyla zımparalayarak pürüzsüz hale getirip o tılsımlı tanrı esini sese ulaşmış. Rüzgar sesi çıkaran bu alete
kent halkı dev boynuz anlamında Kornu adını takmış. Kornu Zeus tapınağına yerleştirilmiş. Rüzgarsız havalarda kentin gençleri Kornu'yu sıra ile üfleyerek kentin üzerinden tanrı esini sesi eksik etmemişler. Ta ki yüzyıllar sonra yeri göğe bağlayıp zamanı silen yağmurlar sonucunda kent, ovanın derinliklerinde kaybolana dek. Yağmurlar sırasında halk, rüzgarın sesini, suyun sesi yok etti. Bu da Tanrı'nın bizi terk ettiği anlamına geliyor diyerek, atların çektiği arabalara binerek kenti arkalarında bıraktılar. Kornu'nun akıbetinin ne olduğu bilinmiyor. Rivayet odur ki bir gün meşeler ve rüzgar ovayı şenlendirdiğinde, Kornu, Artemis Tapınağı'nın rölyefinde yer alan bir atın sırtında Magnezya'ya geri dönecek. Evet, Magnezya'nın da hikayesi böyle. Elinize emeğinize sağlık hocam. Arada Oğuz Büktaş şey demiş, Knidos'u da seyredecektik diye yazmış ama. Yani sıkılmadıysanız ben gösteririm de sıkıldıysanız. Vallahi ben onu şeyden önce yazmıştım hocam, Magnezya'yı göstermeden önce. Sanki kapanacak gibi gelmişim de ondan. Siz, yani başka talepler de geliyor hocam. Yani Knidos'u da seyrederiz. Öyle söyleyelim size. Tamam. O zaman onu da açayım. Evet. Böyle söyleyince de herkes yazmaya başladı zaten. Peki. Ben hani insanların sonuçta uykusundan da almamak gerekir. Bir Knidos'u da izleriz hocam, bir sıkıntı olmaz. Tamam yani. Peki. Sahibim ünlü bir kandil yapımcısıydı. Yılın belli dönemlerinde kentin dışındaki tepelerden kirli toprak çıkarır ve bunları evinin bahçesindeki büyük kuyunun içine doldurur. Günlerce bu çamuru sakız kıvamına getirmek için bağlandığım karıştırıcı kolu çevirirdim. İyi kandil yapabilmenin sırlarından biri toprağın kıvamıydı. Bu bölgede kandillere Licinus denirdi. Sahibimin adı da Licinusus idi. Ustanın dükkanı limandan içeri doğru uzanan dükkan dizisinin sonundaydı. Licinusus her sabah beni ayarlarken ilk söylediği söz, bacaklarının arasından ışık eksik olmasın olurdu. Başlangıçta ne demek istediğini anlamamıştım. Ancak sonra bir atın sağlıklı olmasının ayakta durduğunda olduğunu anladığımda Licinusus'un dileğini kavramıştım. Licinusus, insanlar birbirlerini ne kadar iyi görürse ışığın ruha işleyeceğini ve bunun da arınma demek olduğunu düşünürdü. Karanlık onun için bir tür zamansız kaybolmak. Knidos, Ege ile Akdeniz'in buluştuğu kıyı şeridi üzerinde bir Karya kentiydi. Büyük astronomi ve matematik bilimcisi Eudoxus, Doktor Europon, ünlü ressam Polygnotos ve İskenderiye Feneri'nin mimarı Sostratos burada yaşamıştı. Sanat ve bilimin kenti olan Knidos'un her bir köşesi, bu özelliklerini gösteren yapılar ile doluydu. Tiyatroları, gözetleme kuleleri, zamanı gösteren güneş saati, stoası, tapınakları ve iki limanı ile kent bugün bile parlak zamanlarını hissettirmekte. Knidoslular ilginç bir halktı. Döneminin ünlü heykeltıraşlarından Atinalı Praxites, İstanköy adası sakinlerinin siparişi için iki Afrodit heykeli yapmıştı. Bunlardan birinde tanrıça figürü örtülüyken diğerinde tanrıça çıplaktı. Ada sakinleri çıplak heykeli almak istememişlerdi. Bu heykel Knidos halkı tarafından satın alınmıştı.
Daha sonra bu heykel için şehrin en yüksek terasına bir tapınak yapılmış ve bu ünlü heykel bu tapınağın içine yerleştirilmiştir. Heykel ve onu koruyan tapınak geceleri de görünsün isteniyordu. Tapınağın aydınlatmasını Dikinusus yapacaktı. Dikinusus kendi kendine Afrodit heykelinden yayılan ışıkla bütün kent aydınlanıyormuş hissi vermeliydi. Işık yapının üzerine yapışmış gibi olmamalı. Yapının ve heykelin kendisi ışık olmalı diyordu. O güne kadar yapılanların aksine tapınağın sütunlarını dışarıdan değil içten aydınlatmıştı. Böylece sütunlardan yayılan ışık Afrodit heykelinin üzerine düşüyor, oradan da sütun aralıklarından dışarı yayılıyordu. Gece kenti örttüğünde tapınak gökyüzünün derinliklerine akacakmış gibi duruyordu. Dikinusus'un adı dilden dile dolaşır olmuştu. O ise işini iyi yaptığının söylenmesiyle mutlu oluyordu. Bir sabah yine bildik lafıyla beni eğerledi. Bir gariplik vardı. Dükkanın önüne geldiğimizde bana, "Söyle bakalım hayatta nasıl bir yaşamın olmasını isterdin?" diye sordu. Ben de, "Hayatım sizin yanınızda olmakla geçti. Ve çok mutlu bir hayat sürdüm. Bundan büyük mutluluk da yoktur diye düşünürüm. Ancak hep düşlerimde kendimi hipodromda bir yarışçı olarak görürüm. Bir gün yarış etmek isterdim." dedim. Bir şey söylemeden dükkanda çalıştı. Günler sonra yaptığı kandili bana gösterdi. Kandilin üzerinde hipodromda yarış arabasını çeken at figürleri vardı. O atlardan biri bendim. Dikinusus beni bir kandilin üzerine betimlemişti. Bir at için bundan büyük bir mutluluk olabilir miydi acaba? Benim kabartmamın olduğu kandili ölene kadar hep vitrininde tuttu. Öldüğünde çok üzülmüştü. Vasiyetinde yazdıklarını duyduğunda ise hüznüm katlanmıştı. Dikinusus, öldüğümde atıma iyi bak, o bunu hak etti. Onu işlediğim kandili de benimle birlikte mezarıma koy. Bu dünyada benim hep yanımdaydı. Ölüm yürüyüşümde ise önümde olarak yolumu aydınlatacak diye yazmıştı. Işıkla uğraşmak onu ışık yapmıştı. Evet. Elinize emeğinize sağlık. İyi ki istemişiz bunu. Bana kalırsa en güzeli en sona saklamışsınız. Erken evet. Ayrılanlar oldu ama erken ayrılanlar şanssız. Öyle mi? Peki. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet. Varsa soru onlara da cevap vermeye çalışayım. Hocam soru yok ama bol bol övgü var. Öyle söyleyeyim size. Teşekkür ederim. Bir Osman arkadaşımız sadece şey sormuş. Sonsuz döngü kubbelerle ilgili sunum var mı acaba demiş ama yani istiyorsanız ona başka bir program için söz alalım. Konsepti de fazla değiştirmeyelim şeyde. Ya şöyle onu kısa anlatamam. Çünkü o benim yani bu coğrafyanın kültürüne ve estetiğine dair söyleyeceğim çok şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü o hem bir fotoğraf çalışması hem o fotoğraf çalışması içinde bir o çalışma için özel bir fotoğraf makinesi yapılması. Yani o estetik çözümleme içinde bir araçça ihtiyacım oluşmuştu. Onun için hani başka bir zaman isterseniz ben yine sizinle bir araya gelmekten keyif alırım. Onu başlı başına anlatmam gerekir. Yani öyle
kısa sürede anlatabileceğim bir şey değil açıkçası. Zaten hatırlarsanız ilk konuştuğumuzda onu mu anlatalım, bunu mu anlatalım diye bir konuşmuştuk. Evet, evet. Yani biraz ona sonra isterseniz hani bir gün beni çağırırsın. Yani gene artık çok hayat kolaylaştı açıkçası. İşte herkes evinde ve konuşuyor yani. Bu müthiş bir şey. Çağırırsanız anlatırım tabii memnuniyetle, keyifle. Seve seve çağırırız. Osman arkadaşımız da şimdiden söz almak istiyor sizden. Orada bayağı bir zorluyor yazarak. Onu fark ettim ben de. Hocamız da zaten şey verdi. Yani yakın bir zamanda arayı açmadan kendisinin de müsait olduğu bir zamanda biz tekrardan ağırlamak isteriz. O onunla alakalı da demek isteriz. Yine hani ben müsaadenizle hani insanlar yazmış, emek harcamış. Bunları da okumak isterim size. Yasemin Atasoy çok teşekkür ederim hocam demiş. Yonca Taneri çok güzeldi, çok teşekkürler demiş. Gülay Tansu, sevgili yiyemiz, çok teşekkürler demiş. Sedat Tezgül çok güzeldi, emeklerine sağlık hocamın demiş. Yasemin Otasoy alkışlarını göndermiş size. Defne Sesin Okay çok teşekkür ettiğini söylemiş. İnci Aklan bütün paylaşımlar çok güzel, Klinos özellikle çok güzel, çok teşekkürler demiş. İnci Hanım da bana katılmış arada. Sezai arkadaşımız da Osman gibi sizden söz almanın peşinde ama biz aldık zaten sözümüzü, sıkıntı yok. Ayşegül Hanım her bir ayrı değer ve eşsiz hocam, büyük emek 200 yıllık ve hala devam gibi demiş. Salim Okumuş büyük emek ve çaba için Kamil Fırat hocamıza teşekkür ediyoruz, saygı, selam ve esenlikle bizden de selamlar abi sana. Zeycan Alkış hocam teşekkürler, çok teşekkürler demiş. Gülay Tansu da aynı şekilde benzer sunumu istediğini söylemiş. Mukaddes Yılmaz çok güzeldi, çok teşekkür ederiz diye eklemiş. Nimet Kaynak teşekkürler Kamil Hocam, teşekkürler Anafot demiş. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Özgür Gülsoy çok teşekkürler, emeklerinize sağlık hocam demiş. Hasan Bey, Hasan Çalıkuşu çok teşekkürler hocam, ilham verici. Anafot yönetimine bu değerli sunum için teşekkürler demiş. Valla emeğin büyüğü hocamız da. Biz ona teşekkür ediyoruz. Oğuz Bükler çok teşekkürler hocam, metinlerle birlikte büyüleciydi demiş sunumlar. Hüseyin Kekiç çok yoğun emek verilmiş, harika bir sunum ve söyleşi oldu, Kamil Hoca'ya teşekkürler demiş. Didem Nuhoğlu her karesini izlemek ayrı bir keyifti diye eklemiş. Asuman Hanım Kamil Hocam sonsuz teşekkür ederiz diye son mesajı yazan kişi olmuş. Osman da yine arkadan teşekkür etmiş burada. Ben de herkese teşekkür ediyorum. Yani biz 9'da başladık galiba. Aşağı yukarı 2 saatlik bir süre sabırla dinledikleri için. Ben de katılmaktan gerçekten çok keyif aldım. Dediğim gibi yani kubbe meselesiyle ilgili de ne zaman isterseniz yani ben memnuniyetle katılırım. Onun hani hikayesi uzun olduğu için şimdi bir şey söyleyemiyorum. Ne zaman isterseniz dediğim gibi katılırım. Onunla alakalı hocam ben yarın zaten sizi arayacağım. Bir hani teşekkür vesaire ettiğiniz sizle bir irtibat kuracağım. O zaman da mümkün olduğunu bir zaman ayarlayıp şey yapmaya çalışırız. Tarih belirlemeye tamam. Çalışırız. Diyeyim. Başka da hani bir şey söyleyecek olan yoksa da yavaş yavaş yapalım. Malum yarın iş var. Evet. Çalışmak gerekiyor. Fotoğraf vesaire keyifli ama yarın da işimiz var. O yüzden yavaş yavaş programı kapayacağım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için hocama daha büyük teşekkür ediyoruz bize katkıları için. Yani Anafot olarak biz online etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Bu etkinliği de izlemek isterseniz yani Anafot'un bir arşivi var zaten. Anafot TV YouTube kanalı. Tekrardan izlemek isterseniz oradan bir süre sonra hani videoyu işleyip oraya koyacağız. Tekrardan izleyebilirsiniz diyeyim. Müsaadenizle de yayını kapatayım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Daha sonra tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. Teşekkürler Anafot. Teşekkürler Anon. Biz teşekkür ederiz abi. Koronada dikkat edin. Sokağa çıkmayın fazla. Teşekkürler. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Hoşçakalın abi. İyi akşamlar. Görüşürüz.